Sağlıklı bir erkeğin testislerinde işlevlerini gerçekleştiren yapı ya da hücreler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir denmiş sorumuzda. 1. Spermatogeniz ile spermlerin üretilmesi. Arkadaşlar bu seminifer tüpçüklerin içerisinde gerçekleşecek bir faaliyettir. Seminifer tüpçüklerde olacaktır. 2. Testosteron hormonunun salgılanması. LH hormonunun etkisiyle Leydig hücreleri uyarılacak ve Leydig hücreleri testosteron hormonunu salgılayacak. 3. Spermlerin beslenmesi için gerekli salgıların üretilmesi. Bunu da yine seminifer tüpçüklerinin içerisindeki Sertoli hücreleri yapacaktır. Cevabımız A olmalıdır. Erkek üreme sistemindeki yardımcı bezlerden salgılanan sıvılar erkeğin vücudunda olayların hangilerinde görev yaparlar denmiş sorumuzda. 1. Spermlerin taşınması ve beslenmesi. Bu seminal sıvı sayesinde spermleri taşıyacağız ve içindeki fruktoz sayesinde de spermleri besleyeceğiz. 2. Bazik niteliği ile spermlerin dişi üreme sisteminin asidik pH'ine karşı korunması. Bakın burada dişi üreme sisteminin asidik pH'ine karşı korunması diyor. Fakat bize sıvıların erkek vücudundaki görevinden bahsediyor. Dolayısıyla 2 numaralı ifadeyi doğru kabul edemeyeceğiz. 3. Üretrada kalmış asidik idrar kalıntısının nötralize edilmesi denmiş. Evet, üretra hem idrarın hem de spermin atıldığı kanaldır. Ve idrar atıldığında burada asidik bir ortam yaratır. Bu asidik ortamın nötralize edilmesinde de seminal sıvı görev alacaktır. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıdaki şekilde erkek üreme sisteminin yapısı verilmiştir. Verilen yapıların işlevleri ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur deniyor sorumuzda. A. Testislerde oluşan spermler üreter ile dışarıya atılır denmiş. Arkadaşlar spermlerin atıldığı açıklık üreter değildir. Üretradır. Yanlıştır. B. Prostat bezi ve bulbourettral bezler salgılarını doğrudan kana verir. Bunlar egzokrin bezlerdir arkadaşlar. Yani salgılarını kana veren bezlerdir. Egzokrin bezlerdir. Yani B şıkkı da yanlıştır. C. Seminal keselerin ürettiği salgı testosteron içerir denmiş. Seminal keselerden testosteron üretilmez. Çünkü bu keselerde yine seminal sıvının üretimini sağlayacaktır. Bu da hormon içermeyecektir. Yanlıştır. D. Penis çiftleşme organı olup spermlerin dişi vücuduna aktarılmasını sağlar. Evet, penis ve vajina birbirine uyumlu yapılardır. Bu iki uyumlu yapı sayesinde spermin yumurtayı bulması sağlanacaktır. Cevabımız D olmalıdır. E. Vas deferans mitozla çoğalan spermleri depolar demiş. Arkadaşlar spermlerin mitoz bölünme ile çoğalma gibi bir yeteneği yoktur. Bu yüzden E'deki ifademiz de yanlıştır. Cevabımız D olmalıdır. Sağlıklı bir dişi bireyin yumurtalıklarında bulunan hücrelerden hangileri diploittir denmiş sorumuzda. Arkadaşlar biliyorsunuz oogonium ana hücreleri adı verilen hücrelerimiz var yumurtalıkların içerisinde. Ana hücresi. Bu oogonium ana hücresi iki en sayıda kromozom taşır. Bunların mitoz bölünme yapmalarıyla birinci dereceli oositler meydana gelecektir. Oosit. Oositler de yine iki en sayıda kromozom taşıyacak. Çünkü mitoz bölünme sonucunda oluşurlar. Ardından bir mayoz bölünme ile birlikte, mayoz 1 ile birlikte ikinci dereceli oosit ve kutup hücremiz oluşacaktır. Kutup hücresi. İşte şimdi ikinci dereceli oosit en sayıda kromozom taşıyacaktır diyebiliriz. Bize buraya kadar olan kısmı sormuşlar. Bir folikül hücreleri denmiş. Folikül hücreleri yumurtanın etrafını çevreleyen iki en kromozomlu hücrelerdir. Bunlardaki kromozom sayısı iki endir. 2. Birincil oosit denmiş. Birincil oositler oogonium ana hücrelerinin mitozu sonucunda oluşurlar. Bunlar da yine iki en sayıda kromozom taşır. Yalnız birincil oosit mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde bekler. İki endir. 3. İkincil oosit denmiş. İkincil oosit ise mayoz 1 sonucunda oluşan hücre grubudur. Dolayısıyla burada kromozom sayısı n'e düşmüştür arkadaşlar.
Bize diploid olanları sorduğuna göre cevabımız 1 ve 2, yani C olmalıdır. Aşağıdaki grafikte menstrual döngü sırasında X ve Y hormonların miktarında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Grafikteki X ve Y hormonları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Arkadaşlar, X hormonu östrojen olmalıdır. Çünkü bu döngü sürecinde iki farklı noktada pik yapacaktır östrojen hormonu. Bunlardan biri folikül evresidir, diğeri ise korpus luteum evresi olacak. Y hormonumuz ise progesteron hormonudur. Birinci ifademiz bundan dolayı doğrudur. 2. X hormonu ovülasyondan önce foliküllerden, ovülasyondan sonra ise korpus luteumdan salgılanır denmiş. Evet arkadaşlar, folikül evresinde foliküller gelişirken östrojen hormonunun miktarı artacaktır. Korpus luteum evresinde ise östrojenin miktarı korpus luteumdan salgılanmasına bağlı olarak artacaktır. Bu da doğru bir ifadedir. 3. X ve Y hormonlarının kandaki miktarının artması endometriyum tabakasının parçalanmasına neden olur denmiş. Arkadaşlar, tam tersine bu hormonların miktarı azaldığında, yani korpus luteum bozulduğunda östrojen ve progesteron azalır ve buna bağlı olarak endometriyum tabakası parçalanır. Bu ifade doğru değildir. Bize doğruyu sorduğu için cevabımız B olmalıdır. Aşağıdaki grafikte sağlıklı dişi bireylerin kanındaki östrojen miktarının yaşa bağlı değişim verilmiştir. Grafiğe göre yorumlarından hangileri yanlıştır deniyor sorumuzda. 1. Menopoz döneminden sonra yumurtalıklar östrojen salgılama yeteneğini tamamen kaybeder denmiş. Arkadaşlar, bu bilgiden biz bu sonuca ulaşamayız. Bakın, 70 yaşında bile kanımızda östrojen miktarı yüksektir. Ama bunun nereden salgılandığına dair bir bilgi verilmemiştir. Bu yüzden birinci ifademiz doğru değildir. 2. 20 yaşından 30 yaşına kadar endometriyum tabakasının kalınlığı sürekli artar. Bu endometriyumun kalınlığının sürekli artması mümkün değil. Çünkü menstruasyon döngüsünde endometriyum bir gelişir, ardından döllenme olmazsa görelir ve parçalanarak dışarıya atılır. Dolayısıyla sürekli kalınlaşması gibi bir durum söz konusu değildir. İkinci ifademiz de yanlıştır. 3. Sağlıklı gebelik için en uygun kadın yaşı 35'tir. Burada tabi sadece östrojene bakarak söyleyebileceğimiz bir şey değildir bu. Bu yüzden üçüncü ifademiz de doğru değildir. Cevabımız E olmalıdır. Sağlıklı bir erkekte testislerde spermatogenezin artmasından sonra olaylarından hangilerinin gerçekleşmesiyle sperm üretimi yavaşlatılır? 1. Testosteron artışı sonucu hipotalamus ve hipofiz bezi ön lobunun negatif geri bildirimine uyarılması. Arkadaşlar, bu bezler negatif geri bildirimle uyarılacak olursa FSH, LH gibi hormonların miktarı azalacaktır ve bu hormonların miktarının azalması sperm üretimini yavaşlatacaktır. 2. Hipotalamustan salgılanan GnRH miktarının artması, yani gonadotropin releasing hormonunun miktarının artması. Bunlar FSH, LH gibi hormonların miktarını arttıracağından dolayı sperm oluşumunu hızlandıracaktır. İkinci ifademiz doğru değildir. 3. Sertol hücrelerinin salgıladığı inhibin hormonun miktarının artması ile hipofiz bezi ön lobunun FSH üretiminin baskılanması. Eğer hipofizin ön lobunda FSH üretim baskılanacak olursa sperm üretimi düşecektir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D olmalıdır. Aşağıdaki şemada dişi üreme sistemi ve oogenezi hormonal kontrolü verilmiştir. Şemada verilen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniyor. A şıkkında östrojen FSH salgısını azaltırken LH salgısı üzerine bazı durumlarda arttırıcı, bazı durumlarda azaltıcı etki yapar denmiş. Bakın, östrojenin artışı bazı durumlarda FSH ve LH'ın negatif geri bildirim yoluyla azalmasına sebep olurken, bazı durumlardaki folikül evresinde pozitif geri bildirimle LH'ın salgısının artmasına sebep olacak. A şıkkımız doğrudur.
B. Folikül evresinde ovaryumdan salgılanan östrojen miktarının artması, LH salgısının azalmasına neden olur. Bakın, folikül evresi ilk evremiz. Bu evrede ovaryumdan östrojen salgısı hipofizin ön lobunun pozitif olarak uyarılmasına sebep olacak ve LH salgısında bir artış olacak. Bu yüzden B'deki ifademiz yanlıştır. Cevabımız B olmalıdır. C. Kandaki GnRH miktarının artması, LH miktarının artmasını sağlayabilir demiş. Hem korpus luteum evresinde hem de folikül evresinde GnRH'teki artış hipofizin uyarılmasına sebep olmuş ve LH miktarını artırmıştır. Doğrudur. D. Ovaryumdan salgılanan farklı hormonları aynı salgı bezi üzerine baskılayıcı etki yapabilir denmiş. Bakın, korpus luteum evresine baktığımızda hem inhibin hem de progesteron ve östrojen hipofizin ön lobunu baskılamıştır. Doğru bir ifadedir. E. Kandaki östrojen ve progesteron hormonlarının miktarının birlikte artması hipofiz ön lobundan salgılanan FSH ve LH miktarını azaltır. Evet, yine korpus luteum evresine baktığınızda progesteron ve östrojenin birlikte artması hipofizin ön lobundan FSH ve LH salgısını azaltacaktır. Cevabımız B olmalıdır. Aşağıda erkek üreme sisteminin hormonal kontrolün bir bölümü verilmiştir. X, Y, Z ile ifade edilen hormonlar için ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. 1. X, GnRH olup kandaki miktarın artması, Y'nin de kandaki miktarın artmasına neden olabilir. Arkadaşlar, eğer bu hormonumuz GnRH ise, hipofizin ön lobu uyarıldığında ya FSH ya da LH hormonları salgılanacak. Ama burada negatif feedback'te sadece hipofizin ön lobu uyarıldığına göre Y hormonu FSH olmalıdır. FSH sayesinde testisler uyarılacak, sperm üretimi artacak. Sperm üretimi arttığında da Sertol hücrelerinden salgılanan inhibin ile bu süreç negatif feedback'le baskılanacak. Şimdi birinci ifademiz bundan dolayı doğrudur. XGNRH olup kandaki miktarın artması, Y'nin de kandaki miktarını artırır. Doğrudur. 2. YFSH ise testislerdeki Sertol hücrelerinden salgılanan Z inhibindir. Bu da doğrudur. Verdiğimiz örnekte zaten bunu gösterdik. 3. YLH ise hedefi olan Leydig hücrelerinden salgılanan Z testosterondur denmiş. Arkadaşlar, testosteron sadece hipofizin ön lobunu değil, hipotalamusu da uyaracağından, onu da baskılayacağından dolayı 3 numaralı ifademiz doğru değildir. Cevabımız 1 ve 2, yani B olmalıdır. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir kadında gerçekleşen ovaryum döngüsü evreleri gösterilmiştir. Buna göre olaylarının gerçekleştiği döngü evreleri aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir denmiş. Bir, folikül içindeki birinci loğusitin mayoz birini tamamlayarak ikinci loğusit oluşturması. Arkadaşlar, bu folikül evresidir. Yani birinci olayı tanımlayacaktır. Buna bir diyebiliriz. 2. Fazla miktarda salgılanan LH etkisiyle folikülün yırtılması ve ikinci loğusitin fallop tüpüne geçmesi. Arkadaşlar, bu ovülasyon evresidir. Ovülasyon evresidir. Yani 2 numaralı olayı tanımlar diyebiliriz. 3. Yırtılan folikül parçalarının korpus luteuma dönüştürülmesi denmiş. Bakın, bu da korpus luteum evresidir. Korpus luteum evresi. Bu evrede 3 numaralı olaya karşılık gelmektedir. Cevabımız A olmalıdır.